Türkiye'de uçak fabrikası var mı? Türkiye'deki ilk uçak fabrikası ne zaman kuruldu? Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının nerede kurulduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız doğru adrestesiniz. Hadi başlayalım. Günümüzden 92 yıl öncesine kadar götüreceğim sizleri. Türkiye bundan yıllar önce aslında kendi uçağını üretip hatta ihracatını bile yapıyormuş. Peki daha sonra neler oldu? Günümüzde kendi uçaklarımızı neden üretemiyoruz? Türkiye'nin ilk uçak fabrikası bundan 92 yıl önce Kayseri'de açıldı. Havacılığın genç cumhuriyetinin hayallerinden biri olduğu dönemlerde tarihler 6 Ekim 1926'yı gösterdiği sırada Kayseri'de açılan uçak fabrikasıyla hayaller gerçeğe dönüştürülmüş oldu. Cumhuriyetin ilanıyla gelişim ve dönüşüm sürecine giren Türkiye hemen her alanda yeni atılımlar yapmaya başladı. Bu atılımlardan biri ve şüphesiz en önemlisi de havacılık sektörüydü. Hatta öyle ki Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü de bunu ifade ediyordu. Cari hava nakliyesilerinin emniyetli, intizamlı devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayız. O dönem Türk Hava Kuvvetleri'nin oluşturduğu 3 bölük İzmir, Afyon ve Bandırma'da bulunuyordu. Yine aynı dönem Atatürk'ün isteği üzerine 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Halktan da büyük ilgi gören cemiyetin 3 ay kadar kısa sürede yurt genelinde 100 şubeye ulaştı. Cemiyet kurmakla yetinmeyen o dönem Türkiye'si sıraya uçak sanayini koymuştu ve öyle de yaptı. Almanya'nın ünlü uçak üreticisi olan Junkers'la iletişime geçerek çalışmalara başlanıldı. Dönemin Türkiye-Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Bey'in bu çalışmalardaki emeği de yadsınamaz elbette. Kemalettin Sami Bey'in fabrika hakkında hazırladığı rapora istinaden Türkiye ve Junkers arasında 15 Ağustos 1925'te kurulacak fabrikanın sözleşmesi imzalandı. İki ülke ortaklığında Kayseri'de kurulması planlanan şirketin adı ise Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi, kısacası TOMTAŞ oldu. Böylece havacılık alanında dev bir adım atan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 6 Ekim 1926'da açıldı. Fabrika çalışanlarının 50'si Türk, 150'si ise Alman işçilerden oluşuyordu. Söz konusu Türk işçilere fabrika açılışından önce Almanya'da eğitim aldırılmıştı. İki ülke arasında iyi giden bu ortaklık ne yazık ki kısa süre sonra Junkers firmasının ekonomik sıkıntılarından dolayı sözleşmeyi feshe kadar götürdü. Alman şirket 3 Mayıs 1928'de tüm hisselerini Türk ortağına devrederek projeden ayrıldı. Fakat TOMTAŞ'ta kalifiyeli elemanın yetersiz olması ve teknik eksikliklerden dolayı resmi olarak yine aynı tarihte, yani 3 Mayıs 1928'de fabrikayı kapattı ve Türk Tayyare Cemiyeti'ne devretti. Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen fabrika 1931 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası olarak düzenlendi ve yola bu şekilde devam etti. 1935'lere gelindiğinde 50 adet 3 farklı tip Türk kuşu imal edilmiş ve 1942 yılına kadar da yabancı markalarla işbirliği yürütülmüş ve Türk havacılığı için de 200 adet civarında yine bu dönemde uçak üretilmiş. Döneme göre üstün başarı görülen fabrikada İkinci Dünya Savaşı'nın nedeniyle uçak üretimi bırakıldı, bakım ve onarım işlerine ağırlık verilmeye başlandı. ABD'nin Marshall planını devreye alması da Türkiye'ye uçak ve motor verilerek fabrikada üretimi tamamen durdurdu. Bunun üzerine 1950'lerde fabrika Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Tarihler 1970'lere geldiğinde bir ivme yakalayan Türk uçak sanayi yeniden canlanmanın ilk adımını ise 28 Haziran 1973'te TUSAŞ'ın kurulmasıyla attı. TUSAŞ'ta yeniden canlanan TOMTAŞ o günden günümüze kadar da önemli gelişmeler kaydetti. Peki bu gelişmeler neler? Biraz daha yakından bakalım. 2006 yılında TUSAŞ ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında Hürkuş Geliştirme Projesi imzaları atılarak ortaklık başlamış oldu ve böylece imzalanan protokolle 2 adet uçar prototip uçak ve 2 adet de yapısal test uçağı geliştirildi. Adını ise havacılığın öncü ismi Vecihi Hürkuş'tan aldı.
kaldığı biliniyor. Türkiye'deki havacılık altyapısına verilen önem ve milli teknoloji hamlesiyle TomTaş Anadolu'nun merkezinde Kayseri'de 100 sene sonra tekrardan faaliyete geçecek. TomTaş'ın yıllar sonra faaliyete geçmesiyle adeta küllerinden de doğduğunu söyleyebiliriz. Tüm savaş uçaklarına parça üretip montajını yapan TomTaş, şimdilerde Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan Hürjet de gündeme geldi. TUSAŞ'ta işbirliğiyle yola devam eden TomTaş, şu anda Hürjet'i kanatlandırmak için çalışıyor. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası aktif bir şekilde faaliyetine devam etseydi, Türk savunma sanayi Avrupa'nın ilk 10 uçak üreticisi arasına girebilirdi. TUSAŞ'ta yapılan işbirliğiyle Türkiye havacılıkta adını altın harflerle yazdırmak için hala geç değil.